Sağlığım için her şeyde bugün tekrarlayan tüp bebek başarısızlığını ve çözümünü konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hande Akbaş bilgi verecek. Merhabalar. Merhaba Esra. Sevgili izleyiciler, siz de tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı ile ilgili merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Şimdi tekrarlayan tüp bebek başarısızlığına biraz sonra gireceğim de. Çocuğu olmayan bir çift ilk tüp bebek denemesinde çok umutlu oluyor haliyle. İlk tüp bebek denemesinde aslında başarı oranı nedir? Yani çiftlerin geldiler, ilk kez tüp bebek uygulandı ve sağlıklı bir bebeği kucaklarına alma oranları nedir? Bu esasında çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük bir yanılma içinde hastalar. Sanki ilk denemede bebeği alıp eve götüreceklerini düşünüyorlar zaman zaman ve bütün hatalar burada başlıyor. Tabii burada birazcık biz meslektaşlarımızın da yanlış yönlendirmeleri olabiliyor. Gerek işte sosyal medyada, şurada burada okuduklarıyla kafaları karışıyor. Ama öncelikle başarı kişinin, her çiftin kendine özel olarak söylenmeli. Yani ben 25 yaşında olabilirim ama yumurta rezervim azdır. Gebelik şansım tüp bebekle bile %5'tir. Ya da bir başka hasta 40 yaşında olabilir ama yumurta rezervi o kadar güzeldir ki normal onun yaş grubu %10 iken hanımefendi %40 gebelik elde etme şansı olabilir. Dolayısıyla biz çiftlere rakam vermeden önce, zaten rakam vermek hiçbir zaman çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tüp bebeğin başarısını etkileyen çok fazla faktör var. Bu sadece hastaya ait faktörler de değil. Doktorun deneyimi, laboratuvarın kalitesi birçok faktör etkilediği için burada sayı ancak o laboratuvar, o doktor üzerinden verilmesi gerekiyor. O da ancak çiftler bize gelip başvurduğunda, ilk muayene değerlendirmesi yapıldıktan sonra üçümüz oturup şansları ne kadardır, ne değildir karar verdiğimiz oluyor. Yani aslında bir yerde tüp bebek denenmeden şanslarının ne oranda olabileceğini kişiye, çifte özel olarak söylüyorsunuz. Evet, yani bu öngörebiliyorsunuz daha doğrusu. Yani şöyle söyleyebilirim. %5 ile %60-70'lere kadar değişen bir spektrum bu. Ama burada kadının birçok faktörü nedir? Yaşı, yumurtalık rezervi, tüplerinin durumu, rahminin durumu, erkeğin sperm kalitesi, sperm sayısı, sperm hareketliği. Şimdi bütün bu faktörleri ancak bir hepsini bir havuzda topladıktan sonra o kişi bazlı rakam vermek, ki onda bile %100 maalesef haklı olamayabiliyoruz. Çünkü bazen her şey çok iyi gidiyor ama laboratuvar aşamasında yumurta ve sperm bir araya geldiğinde o kadar kötü sonuçlar görüyoruz ki o zaman diyoruz işte bu hastanın gebelik kalamama şansı meğer buymuş. Ama bu da şunu getiriyor, bir dahaki denemelerinde yine aynı yumurta, yine aynı sperm. Dolayısıyla bu hastanın bazen hiç şansı olamayabiliyor, tedaviyi durdurmak zorunda kalabiliyoruz. O yüzden rakamsal gitmek yerine hani o hasta bazlı gitmek her zaman bizim tercih ettiğimiz bir şey. Kişiye özel aslında yaklaşım tabii ki en güzeli. Şimdi gelelim ana konumuz, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığına. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı tanımının bir içini açar mısınız bize, nedir? Yani ilk denemede başarısız oldu, ikinci deneme yapıyorsunuz, ikinci denemede başarısız. Burada tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı artık karşımıza çıkmış oluyor mu? Tıbben nedir? Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı diyebilmemiz için çiftin daha önce 3 kere tüp bebek denemesi yapmış olması ve hiçbirinde gebelik elde edilememiş olması gerekiyor. Biz buna tüp bebek, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı diyoruz. Dediğiniz gibi ilkinde çok fazla hani üzülmemelerini söylüyoruz. İkincide de esasında kafamızda soru işaretleri acaba başlıyor. Ama üçten fazlaysa kesinlikle bu hastanın çok detaylı olarak incelenmesini gerektiren bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşayan bir çift, 3 ya da 3'ten fazla bir tüp bebek denemesi ve her seferinde çiftin hayal kırıklığına uğraması bazılarında tabii bir yılgınlık da yaratıyor. Böyle bir durumda tabii ki ne tür tetkikler yapılıyor şimdi onu soracağım ama
kaç kez denenebilir tüp bebek? Ama yine tabii ki kişiye özel bir yaklaşım var. En başta belirttiniz ama yine de sormak istedim genel anlamda. Şöyle desem, mesela böyle bir çift geldiği zaman benim karşıma detaylı analizden sonra bunun bir sayısı yok. Yani siz yumurtanız el verdiği sürece, elimizde sperm ve yumurta varsa kadın menopoza girene kadar teorik olarak denenebilir mi? Tabii ki denenebilir. Ama yapılan çalışmalarda 6'dan daha fazla tüp bebek denemesi yapmış ve hepsinde başarısız olmuş hasta grubunun maalesef ilerleyen dönemlerde şansı giderek azalmakta. Peki, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan bir çift karşınıza geldi. Nasıl bir yaklaşım oluyor tekrarlayan tüp bebekte? Ne tür şeyleri araştırıyorsunuz, sorunları? Hangi yöntemlerle araştırıyorsunuz? Şimdi bu çiftler maalesef maddi manevi çok yorulmuş ve yıpranmış geliyorlar. Hadi maddiyat yine bir derece ama manevi olarak kadın ve erkeğin yüzünde zaten o karamsarlık artık ümidini yavaş yavaş yitirmeye başlamayı ben gördükçe çok kahroluyorum maalesef. O yüzden tekrardan böyle bir körlemesine adım atmak yerine onlardan da zaman istiyorum. Ve diyorum ki önce sanki sıfırdan başlıyormuş gibi eski dosyalarınızı, her şeyinizi öncelikle bana bir getirin. Yapılmış ne tetkik varsa hiçbirini atmamalarını istiyorum. Ve önceki denemiş olduğu laboratuvarlardan, merkezlerden birer epikriz istiyorum. Ve bunların gerek yumurta aşaması, gerek sperm aşaması ve embriyo aşamasının detaylarıyla bir fikir edinmek istiyorum. Bundan sonrasında bazen eksik bir takım tahlillerin yapılmadığını görmüş oluyoruz. Öncelikle bunları gideriyoruz. Kadın ya da erkek daha detaylı, mesela yumurta konusu ya da işte sperm konusu bir takım daha ileri tetkikler isteyerek bu hastaya acaba biz farklı ne yapabiliriz ona bakıyorum. Getirmiş oldukları epikrizlerde uygulanan işte eğer varsa ilaçlar, onlara ne tür cevaplar aldık. Bunların hepsi bize bir sonraki deneme için fikir veriyor. Bazen de her şey çok yani anlamsız, yani çok fazla mesela orada çok ümitsiz geliyorlar ama biz bir yapıyoruz, çok güzel embriyolar elde ediyoruz. Şimdi böyle bir durumda da acaba laboratuvar aşamasında mı şey var diye de özellikle hastalara iyi embriyolog arkadaşlarımıza emanet ediyoruz ve diyoruz ki bakın bu hastanın 3 tane başarısız denemesi var. Yumurta bazında mı, sperm bazında mı, hani ona göre bazı onların değişik medyumları oluyor, uyguladıkları değişik yöntemler oluyor. Onların hepsini hastalara sunuyoruz. Peki başka yararlandığınız bir takım tetkikler var mı? Mesela rahim filmi çekmeniz gerekiyor mu ileri tetkik olarak? Şimdi Esra Hanım, gerçekten rahim filmi çok atlanan bir şey. 3 denemesi olup hiç henüz daha bir tane bile rahim filmi çekilmemiş hasta gördüm ben. Bunlar tabii öncelikle keşke ilk denemede yapılmış olsa, biz hasta boşu boşuna maddi manevi yıpranmadan ona belki de bazen mesela rahim filminde biz tüpünde sıvı birikimi görüyoruz. Bunu biz laparoskopik yöntemle bağlasak ve ondan sonra tüp bebek yapsak bu hastanın gebelik şansı çok fazla. Dolayısıyla rahim filmi çok atlanan bir şey. Rahim filmi olmadan birincide bile hastaların başlamamasını rica ediyorum. Spermiyogram mesela bazen hala görüyorum ki ülkemizde özellikle tüp bebeğe kadar erkekten meni örneği istenmiyor. Yani hep kadının üstüne, işte belki kadının yaşı da 40 ve üstü ise maalesef eş yüzünden olmuyor gibi bakıldığı için çok fazla sperm hiçbir şekilde istenmiyor. Bütün böyle olunca sıfırdan tabii bir de spermin işte DNA'sında bir takım kırıklar var mı yok mu? Spermin DNA seviyesine kadar bile inebilebilen bir takım tetkikler var. Rahim filmi, işte sperm ve yumurtaya daha detaylı bakmak ve yapılmamışsa genetik tahlillerini istemek. Bazen bu çiftler genetik olarak bir takım hastalık taşıyıcısı oluyorlar ve embriyoların o genetik hastalığı taşıması nedeniyle gebe kalamadıklarından biz embriyolara genetik tanı yaparak bu çiftlere bebek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Şimdi genetik tarama dediniz. Genetik taramayı tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ne amaçla, özellikle hangi vakalara öneriyorsunuz ve nasıl yapıyorsunuz? Çiftlerin genetikleri normal bile olsa 3 tane başarısız deneme olması zaten tek başına başlı başına bir preimplantasyon genetik tanı indikasyonu. Yani embriyoları genetik olarak seçme sebebi. Dolayısıyla eğer 3'ten fazla böyle bir hikayeyle gelen hastada her şey mükemmel bile olsa
olsa mutlaka PGT yapılmasını öneriyoruz. Neden? Çünkü embriyoların sperm ve yumurtanın işte bölünme aşamasındayken mayoz ve mitozdaki bir takım DNA kırıklarından dolayı embriyoların DNA'sı bozulduğu için maalesef bu bebekler çoğu tutmuyor. Tutmadığı için de çift zannediyor ki hani kendilerinden kaynaklanan bir sebep. Halbuki embriyo bazlı sebepleri biz baştan bu biyopsiyle görebildiğimiz için onları hiçbir şekilde transfer etmiyoruz. Sağlıklı bulduğumuz embriyonun da neredeyse %50 tutunma ihtimalini arttırmış oluyoruz PGT yöntemiyle. Bu tür çiftlere mutlaka önerilmesi gereken başlıca yardımcı olabilecek tanı yöntemlerinden biri bu. Bir de tabii histereskopi var, endoskopik yöntemler. Şimdi karşınıza tekrarlayan tüp bebek başarısızlığıyla gelen bir vaka olunca bazılarında da tabii histereskopik incelemeler isteyebiliyorsunuz, endoskopik. Biraz bu konuda da bilgi verebilir misiniz bize? Çiftlere gebelik getirecek olan şey ya embriyodur ya da rahmin, endometrium dediğimiz bebeğin tutunacağı tabakadır. Bu ikisi mükemmel olduğu zaman biz gebelik elde ediyoruz Esra. Dolayısıyla embriyoya demin biyopsi yöntemiyle ya da işte daha önceden yapılmamış tahliller varsa yapılıp kaliteyi arttırabilecek yöntemlerden bahsettim. Ama endometriumda bir sıkıntı var mı yok mu? Bunu bazen rahim filmine, çoğunlukla ultrasonla görebiliyoruz. Ama 3'ten fazla bir başarısız öyküsü olan bir hastaya histereskopi dediğimiz rahmin içine kamerayla girerek orada acaba bu radyolojik yöntemlerin atladığı başka bir şey var mı? Mutlaka bakmayı ben kendi adıma öneriyorum. Şimdi tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı adı üstünde başarısızlık ve tekrarlama da kavramı da gelince daha umutsuz bir olgu gibi yapıyor. Düşünülüyor. Şunu öğrenmek istiyorum. Bizi izleyenler var. 2 kez, 3 kez, 4 kez, 5 kez denemiş ama bir türlü istediği bebeği kucağına alamamış. Şimdi böyle vakalarda umut nedir bu saydığınız yöntemler sayesinde? Bir defa ümitlerini kaybetmesinler. Benim 12. denemesinde bile gebe kalıp doğurttuğum hastalar var. Burada önemli olan inşallah yumurta ve sperm olduğu sürece hiçbir şekilde ümit bitmiş değildir. Devamını getirmeleri gerekir. Biyopsi yöntemi eğer reimplantasyon genetik yani embriyolara genetik tanı yapılabiliyorsa, her şey detaylı bakılmış ve hiçbir eksik bulunmamışsa ümitleri kesinlikle devam etmeli. Şimdi Türkiye tüp bebek tedavisinde dünyada önder ülkelerden biri. Gerçekten de Türkiye sağlıkta da öyle. Tedaviler için ve tüp bebek tedavisi için, estetik uygulamalar için pek çok hasta geliyor yurt dışından. Konumuz tabii ki tüp bebek ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı. En çok hangi ülkelerden hastalar geliyor ve Türkiye'nin tercih edilme nedenleri arasında başlıca hangi faktörleri sayabilirsiniz? Dünyanın her yerinden hastamız geliyor. Gerek batıdan, gerek doğudan. Amerika olabilir, Avrupa'da, Almanya, Hollanda, İtalya bir sürü hastamız var. Hatta Türkiye Cumhuriyetlerden bir sürü işte Kazakistan, Özbekistan bir sürü hasta gelmekte. Burada kesinlikle hayatımın bir döneminde yurt dışında bulunmuş bir doktor olarak söyleyebilirim. Bizden teknolojik olarak daha iyi değiller. Özellikle tüp bebek için konuşuyorum. Bilgi olarak da kesinlikle daha iyi değiller. Buradaki tek en önemli şey de bir defa maddiyat. Oradaki rakamlara baktığınızda, Türkiye ile kıyasladığınızda yanına bile yaklaşılmayacak kadar yüksek rakamlar. Bu Amerika için konuşabilirim ama Avrupa'da da hastalarımdan edindiğim bilgi de maalesef parayı verseler bile teknolojik olarak bizden daha iyi değiller, geriler. Ve bir takım yasal sıkıntılardan dolayı mesela embriyoları Almanya'da ikinci gün transfer ediyorlar. Embriyo haklarından dolayı daha fazla dış ortamda bulunmasın diye. Rahim filmi çekmiyorlar. Bütün bunlar eksik kaldığı için hastaların başarısı ciddi anlamda düşüyor. Oysa ki biz burada 5. gün dediğimiz blastokist aşamasına gidebiliyoruz. Dünyanın birçoğunda olduğu gibi. Doğrusu da bu zaten. Ayrıca da bütün tahlilleri yaptığımız için başarı şansımız çok daha fazla oluyor. Operatör Doktor Hande Akbaş, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağlığım için her şeyde tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ile ilgili bilgiler verdiniz. Sağ olun.